Merhaba sevgili seyirciler, şimdi sizlere zakkum aşısı nasıl yapılır diye göstermek istiyorum. Şöyle göz alacağız. Yama göz aşısı bu. İsterseniz bunu bilezik şeklinde de kesebilirsiniz. Buradan ben size göstermek için iki göz alayım. Bir aşıda iki göz olsun. T göz aşılarında tek göz alırsınız. Ama böyle yama aşılarında ağaçta, yani kabukta kaç tane göz varsa onlar tutar. Bunun tutma oranı daha yüksektir. Aynen şu şekil. Bakın, bir göz, iki göz, arkası bu. Aynen şöyle yapıyoruz. Böyle koyduk. Şöyle. Böyle bunu çıkarıyoruz. Çıkardık mı? Aşılı gözümüzü, kabuğumuzu gördüğünüz gibi böyle monte ediyoruz. Aynen böyle. Anacın kabuğunu da üstüne böyle yapıp kapatıyoruz. Bu 3 hafta sonra çıkaracağız. Sarıyoruz bunu, hava almayacak şekilde. Madem bu ikinci yama, birinci ikinci yama oldu, bir örnek de vereyim. Şöyle, bu da T göz aşısı yapayım. Aynen onu da şöyle yapıyoruz. Böyle yaptık mı? Yaptık. Yine çıkarıyoruz gözü. Şu şekil. Çıkardık. Bakın. Göz. Alt tarafını şöyle ağaca otursun diye. Bakın. Yaptık mı? Yaptık. Ondan sonra onu da şuraya örnek göstereyim. T'yi böyle yapıyoruz. Aşağıda bildiğimiz normal T harfini yapıyoruz. Bakın nasıl kabuk ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra bu gözümüzü böyle buraya monte ediyoruz. Şu bölge, şu T'nin çizgisi sıfır olacak. Yani yapışacak buna. Şu göz üstüne gelmesin kabuk. Aynen bu şekil. Bunu da aşı bandı ile rafya ile sarıyoruz. Yalnız bunu sararken şurada göz var ya, gözün üstünü sarmıyoruz. Açık bırakıyor.
şimdi yanımızda sargı bezi olmadığı için böyle yap, göstereceğim size. Aynen bunu böyle sarıyoruz. Bu da 3 hafta içinde tutar. Yalnız bu yama gözde, bunun tek farkı bu göz açık kalacak. Teşekkürler.